Efendim Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Haftanın son işlem günündeyiz. Yine dop dolu, bol bol analiz yapacağımız bir program olacak ve her cuma olduğu gibi bizlere Bay Teknik eşlik edecek. Ama hemen piyasalara baktığımızda hem piyasalarda hem de TL varlıklarda pozitif görünüm tüm hafta genelinde sürdü ve son işlem günlere devam ediyor. 1546 puan seviyesindeyiz. Borsa İstanbul tarafında %0,73'lük yükseliş var. Buna bugün Viyop'ta eşlik ediyor. %0,47'lik yükseliş de Viyop tarafında var. 1646 puan seviyesinde seyrediyoruz. Evet, bununla birlikte alt endekslere baktığımızda bugün ulaştırma endeksi ön planda %1,5'luk primle, ardından da %1'in üzerindeki primlerle teknoloji endeksini konuşuyoruz. Bankacılık endeksi ise %0,83'lük primle işlemlere devam ediyor. Yine sınav ve holding tarafı da pozitif seyrediyor diyebiliriz. 12 milyarın üzerinde hacim var ve hacimde bugün ilk sırada Şişe grubunu görüyoruz. Şişe Cam, ardından da Kozaltın, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası olarak bu tablonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Kur cephesinde özellikle TL'nin dolar karşısında değer kazancını zaten bir haftadır konuşuyoruz. Bu kazançlar bugün de aslında haftanın son işlem gününe devam ediyor. TL dolar karşısında %0,77 primli ve kur 7,08 seviyesine kadar geri çekilmiş oldu. Evet, şimdi sizlerden gelen birçok hisse var. Bunları not aldık, yetiştirmeye çalışacağız. Kalanlar zaten pazartesi günü. Şimdi hemen hocama dönüyorum o zaman Borsa İstanbul yorumunu almak için. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba herkese. Nasılsınız hocam? Yani, ya ağzım berbat, dilim, dişim, kulaklarım hepsine vurdu. Eyvah, çok geçmiş olsun. Duyamıyor gibiyim bazen de. Çok geçmiş olsun hocam. Şey oldu, aft falan da oldu. İyice tam konuşmamı da engelliyor. Dur bakalım ne olacak. Sizi çok yormayalım o zaman isterseniz hocam, ama mecburen de sözü size bırakmak zorunda kalıyorum. Ben yorumlayayım bir isterseniz bugün grafikleri. Bir saat konuşacağız gene, evet. Hocam, Borsa İstanbul tarafında evet pozitif bir seyir var. Tabii burada gelen sorularda ya işte geçen haftaki düşüşte biz kenara çekildik, bu saatten sonra girmek için artık geç mi, bu yükselişi kaçırdık diyenler var. Tabii bir de haftalık bazda özellikle dolar bazında hem haftalık hem de aylıklarda önemli bir seviyedeyiz. Siz de şimdi izah edeceksiniz eminim ki. İşlem bazlı değil ama doların geri çekilmesiyle birlikte düşeni kırmışız gibi bir görüntü var. Ama tabii böyle bir iki günlük kapanışla teyit edemeyiz değil mi hocam? Yani dolar bazında 21 bin doların üzerinde, yani orayı yukarıya zorluyor tabii ki. En büyük etken de dolaylı olarak doların 7.09'lara kadar inmesi. Daha da inebilir. Orası indikçe tabii burası da aynı yerde kalsa bile biraz daha yukarıya gidiyor. Yukarıya doğru ittiriyor. Şu an 218 dolar biz hocam. Biz de buradan aşağıya paldır küldür ineceğini söylemedik. Yalnız dirence geldi. Burada patinaj çekmesi gayet doğal. Şimdi aşağıdan gelen bir ortalama var. Yani bu ortalama 18.300 civarında dolar olarak. O yukarıya doğru geliyor. Kırmızı renkli ortalama yeşili kesti. Bir nevi golden cross oldu. Şimdiye kadarki çıkışların hepsinde yeşilin üzerine çıkan o yatay alandaki hareketlerin hepsinde bir kere orta tarafta 21.36 seviyesine giderken hareketli ortalamada beraber yeşili yukarı yönde keserek çıkmış, ama oradan sonra çok sert satış geldi. Çünkü korona falan filan derken orası gümbür dedi. Ama şimdi kırmızı yeşilin üzerine, yani uzun süredir ilk defa çıkıyor 2018'den beri. Onun önemini çok daha önceleri söyledim. Aradaki fark ne dedim? Hatta soru sordum. Yani 3 gün sonraki yayında var dedim cevabı. Kısa vadeli hareketli ortalama yukarıya doğru gidiyordu. Onun için de 15 binden itibaren dolar olarak bu endeks yukarı dedik. Üst tarafa kadar gidecek dedik yani. Kafayı taktı, bozdu yani niyeti. Şimdi burada biraz patinaj var. Doğaldır. Ama alt taraftan gelen de bir destek var. Daha önceki bir grafikte de gösterdim. Mavi renkli bir daire içine aldım. 21 bin ve 17.500-17.000 aralığında bir dairede.
burada biraz vakit geçirir, ortalamayı bekler dedim. Yani Ferhat'la Şirin'in kavuşması için Şirin fazla koştu. Ferhat yetişemedi. Ferhat'ın yetişmesi lazım. Şirin'le buluşması lazım ki bir sonraki harekatı planlasınlar. Ne yapacaklar? Koşuya yukarı yönde devam mı? Yoksa eve geri dönüş mü? Tekrar yeşil renkli ortalamaya. Onun için biraz daha vakit lazım. E tabi burası haftalık olduğu için 4 tane mum bir ay ediyor. Tabii. Şunun şurasında Şubat'ın 1/4 bitti. Şubat, Mart beklemeyle de geçebilir yani. Tabi burada dolar paldır küldür geliyor ama doların da çok fazla yani aşağılara gitmesine de müsaade etmeyebilirler. Merkez Bankası da dolar toplamaya çalışacak. 7'nin altında olabilir mi? Geçen sefer 6.84 müydü? Neydi? Öyle bir rakam var oralarda, dip var oralarda bir yerde. 7'nin altında da benim görüşüm çok da fazla kalmaz ama 8'in de üzerine uzun bir süre çıkmayacağını çok önce söyledim. Şimdi tabii dolar buralarda gezinirken endeksin gitmesi lazım. Onu da bahsettik. Bu endeksin gitmesi için büyük kağıtların devreye girmesi lazım. Yani işte görüyorsun Halkbank gitmiyor. Vakıf 10 kuruş giderse çok fazla gittim falan filan diye böyle başı dönüyor. Kenara çekiliyor. Can kurtaran çağırıyoruz. Yani biraz pansuman yapın diye. Öteki tarafta Tüpraş 110'a zar zor gitti. 110'a geldi. Nereden geldin yani? 90'lardan çıktın. Akbank bir ara 7 bilmem kaçı gördü. Hop 7'nin altına. Öteki tarafta garanti 10 lira civarında. En cengaveri o. O çarpışıyor. Ama diğerlerinde aman aman bir şey yok. E ufaklara bak. Albaraka'nın dışında diğerleri de böyle aynı yerlerde dolanıp duruyorlar. Gerçi onların büyük babalar gibi katkısı yok bu endekse ama onlarda da pek fazla bir şey. Bir takım spekülatif yerler var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Orada lot yok, bir şey yok. Alan götürüyor, getiriyor, indiriyor, bindiriyor. Yani millet de orada yani kazananlar da çok şey bildiğini falan iddia ediyor. Ya oradaki adam sabahleyin niyeti bozup ben bu kağıdı yukarı götürüyorum demese feriştahı gelse o kağıt kalkmaz. Yani Ahmet Mergen'in tavsiyesiyle bilmem nesiyle oyla buyla falan. Hele senin tavsiyenle yerinden oynamaz. İstediğin kadar yırtın. Teknik analiz nereye kadar? Var öyle yayınlar. Patron veya büyük eller istemezse fiyatlar şuradan şuraya gitmez. Yani böyle videolar falan çekiliyor filan. Ya oho, oho. Buna good morning after supper derler Amerika'da. Oğlum 27 senedir beni takip etseydin zaten 92-93 yıllarında anlattım size. Neyin ne olduğunu. Rahmetli Erdinç Hoca. O zamanlar yıllar öncesi 25 sene mi ne oldu? Sarkuysan. Sarkuysan mıydı? Öyleydi galiba. Bilançosu şöyle olacak böyle olacak. Bu kağıt uçar gider. Adam haklı. Ama olmuyor. O bilanço değişiyor. Başka şekilde geliyor. Oradan oraya bir takım başka harcamalar oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Bir bakıyorsun. Beklediğiniz kadar gelmiyor. Yani burada da anlattık. Anlatıyoruz da. Tabii ki dünyanın her yerinde büyük spekülatörler, balinalar, şişman parmaklar, güçlü eller. Bunlar eğer kağıtlara dokunmadıkça kağıtlar sizin istediğiniz gibi kısa sürede oradan oraya buraya falan gitmez. Hocam uzun vadede tabii ki kazanır mıyız? Kazanırsın. Bir sene gitmez, ikinci sene gider. Dolar nasıl yapıyor? 3 sene gitmiyor, 4. senede 3 senenin bütün gideceğini bir anda alıyor, gidiyor. Yani eninde sonunda her şey ederini buluyor. O bakımdan
Tabii ki güçlü eller. Zamanında başka televizyon kanallarında da konuşuyordum. Türkiye'de toplumun büyük bir kısmını da tabii ki rencide etmemek için. Eskiden erenler derdim. Hani böyle yaptıkları işlere akıl sır ermeyenler anlamında kullanıyordum. Ama erenler başka anlama geliyor. Üstün vasıflı kişiler oluyor o toplumdaki inanca sahip insanlar için. Onu kestik attık. Artık güçlü eller, etkin grup, şişman parmak falan gibi laflarla anlatmaya çalışıyorum. Senetteki veya o hissedeki fiyatları kolaylıkla etkileyebilecek kişileri. Tanıyor muyum? Tanımıyorum. Ama sizler tanıyabilirsiniz. Burada da yani yukarıya gideceğiz gibi gözüküyor da biraz zaman lazım. Yani çıktı, olabilir biraz dinlensin. Büyük fiyatlar gelmedikçe olmaz. Birisi durunca hadi bugün ne yapalım? Bugün Türk Hava Yolları yapalım. 12.20 hadi 12.45 olsun. Yarın Türk Hava Yolları'nı verelim, iyi verelim. Biraz Turkcell yapalım 20 kuruş. Ha iyi hadi bakalım yapalım. Üçüncü gün orayı bırakalım. Petkim'e uğramadık. Orada bir çanak tamamlayabiliriz. Hadi oraya gidelim. 5.11, 5.40 yapalım. İyi yapalım bakalım. Böyle böyle yani selavi yani vakit geçiyor. TL bazında bakalım. Bakalım hocam bir de günlük grafiğimiz var. Şimdi bu dolar bazındaydı. Günlük grafiğimiz de geliyor şimdi ekranlara. Buyurunuz. Ay, kulağımı da vurduğu için duyamıyorum ama. Şimdi ne dedik kardeş? Kırmızının altı. Yani mavinin altına gidiyorsa malların istiyorsan üçte birini, dörtte birini, yarısını falan filan sat kardeşim. Kırmızının altına gidiyorsa yeşile gidecek. Sat, yeşil de al. Yeşilin altına gidiyorsa aldıklarını da bırak. Buraya kadar anladık mı? Basit. Yapabilmek önemli ama. Her şey basit de. Yani çiviyi de öyle çakıyorsun değil mi? Bir tane çivi var. Bir tane de çekiç var. Koyuyorsun buraya tak 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 vuruyorsun. Yapabiliyor mu herkes? Yok. 10 kişiden 8 kişi o çekici parmağına vuruyor. Parmak şişiyor. Yapamıyor ama yapılacak olay bu. Onun da gibi. 50 günlükten döndü. Bir daha altına gider mi? Gitmeyebilir. Kırmızının üstüne çıktı. Ne dedik? Dön geri al. Daha ucuza verdiğimizi yukarıdan alıyoruz. Daha yukarı satmak için olabilir. Tekrar kırmızının altına giderse vur çek. Buralarda zaten biraz ayağını sürüyor gibi. Yani 1582-1431 arasındaki düşüşün zannedersem %61.8'ini geri aldı. Şimdi buralarda böyle debeleniyor. Ha, bu yarım daireyi tamamlayabilir mi? Olabilir. Arka tarafta büyük kağıtlar gelirse desteğe, onlar da çıkarsa olur. Gelsin bakalım Halkbank 35 kuruş, Gaye Vakıf 40 kuruş, Akbank 60 kuruş, efendim Garanti 50 kuruş. Dur bir dakika ya, rüyada mıyım? Neden, nereden konuşuyorum ben böyle rakamlar? Ama olursa da bu da gider. Gayet doğal. Götür bakalım Petkim'i tekrar 5.40'a, götür bakalım Tüpraş'ı 120'ye. Bu burada kalır mı? Kalmaz. Öyle olacak ancak. Oralara bakılıyor onun için. Baktığımız zaman ne oluyor? Aman aman bir hareket var mı? Koç aynı yerde falan. Sabancı 4 kuruş yukarıda bir şeyler. Yani böyle dar alanda paslaşmalar. Orta sahada top gezdiriyoruz. Yan tarafta bazı kağıtlar gidiyor. Doğru. Ama orada da güçlü eller var. Demek ki bizim Galatasaray'daki abilerimiz gibi o gece dışarıda bir şeyler yapılacaksa akşam yemeğinde para toplanır yani. Sürahi kırılmıştır, cam bardaklar kırılmıştır falan filan. Ya, bu iş böyle.
rejimantasyon. Belli bir kademe kademe bir gün sen de oraya geliyorsun. Okuldaki gibi. Yani Spartanlar. Burada da belki paraya ihtiyaç var. Hadi bir götürelim getirelim. Nasıl olsa çok rahat gidiyor geliyor. Teknik analiz konusunda da bu işlerin gerçek anlamda hakikaten yürüyebilmesi için katılım lazım. Çok değişik yerlerden katılım lazım ki hisse veya BIST veya BIOP bir kişinin kontrolünün altında veya bir grubun veya bir robotun veya bir fonun etkisi altında kalmasın. O nereye isterse oraya olunca zaten işin tekniği bozulur. Teknik analiz öyle sistemler için değil ki. Bir sürü yerden katılım olması lazım. Bir kişinin parası oyunu bozamaması lazım. Evet. Ha, o zaman gör bakalım teknik çalışıyor mu? O videoda anlatıyor işte. Gördüm geçenlerde. Yani patron istemezse teknik meknik hikaye. Kardeş onu 25 sene önce yani ben anlatırken sen daha ilkokula gidiyordun. Yeni bir şey değil ki. Yani. Hoş geldin yeni dünyaya. Evet. Trend desteği mavi. Ortalamanın üzerinde. Kırmızının altına bir daha kayarsak tekrar yeşile doğru geliriz. Yeşille 50 günlük ortalamayla trend desteği kırılırsa 143 binin altına gidersek işte o zaman pandomim kopar. Orada başka bir iş olur. O öyle 15 günde toparlamaz. Ayağını denk alacaksın o zaman. Evet. Hocam, yukarı yönde direnci geçerse hocam. Vallahi 143, 158 ne eder burası? 15 bin daha 163, 173, 75. Oralar hedeflenir. Çanağın yukarı yönde katlaması. İnşallah. Onun için de ama büyüklerin gelmesi lazım, babaların. Yani böyle bu iş arkadan zırhlı birlikler falan gelmesi lazım. Piyadede piyadeyle bu kadar yani. Yani satlarla, komandolarla bu kadar. Arkadan zırhlı birlik, uçaklar. Yani büyük bir güç gelmesi lazım ki burayı süpürelim, götürelim yukarıya doğru. Ama askeri konuştum ya. Hay Allah. Neyse, geçelim bakalım. Hocam hisselere geçmeden hemen bir ons altın diyelim isterseniz, ardından bir gram altın yorumunu da almak isteriz sizden. Malum dün de trend topik oldu Twitter'da, biliyorsunuz altın. Valla ons altın yatay alandaydı. 1830-1875. Yani burası 45 dolarlık bir alandı. 1830'un altına gittiği anda 35 dolar normal şartlarda teknik olarak aşağı gider. Yani 1795'lere doğru sarkması lazımdı. Yatay alanı biraz daha genişletirsen, yani yaklaşık 1800 işte 15 1875 gibi, o zaman aş kadar daha aşağıda yol var. Orası 1760 civarını falan gösteriyor. Sol tarafta geçmişten kalan 1764'te bir dip var. Burası buralarda şimdi tutunmaya çalışıyor. Ama trend aşağıya döndü. Yani fiyatlar 20 ve 50 günlük ortalamaların da altında. Burada da 4 saatlik grafikte kırmızı ve yeşil renkli 20 ve 50 birimlik ortalamaların altına sarktı. Kısa vadede belki bir tepki alımı olabilir. Ama 1810-15 o alanda direnç var. Onun üstüne çıkamadı, oraya doğru gelebilir ama oradan çarpıp bir daha giderse aşağıya tekrar 1785 civarına bakmak lazım. Ha gelmedi, 1790'da bir dip daha yaptı, döndü yukarı vurdu. O zaman tekrar 1800'ün üzerine 1830'lara doğru hamle olabilir diye düşünmelisin. Ama yok, 1785'in altına
tekrar sarkıyorsa 1764'e doğru yolculuk var demektir. Yani bu pandeminin, salgının falan bu fiyat üzerine bindirdiği, ekonomilerin çok kötüye saracağı, çok kötüye gideceği şeklindeki altının üzerine binen prim yavaş yavaş gidiyor. Yani onun için böyle bir ufak bir gerileme var. Bayağı da geldi, ufak değil yani, bayağı geliyor. 2000 dolardan beri aşağıya doğru sarkıyoruz yani. Tepe 2075'te oldu o hengame içinde. Haldırıldır haldırıldır çıkış içinde. E şimdi de 550 liradan altın alanlar 410 lira 420'ye inince orada da bayağı bir sıkıntı oluştu. E ne zaman ki zaten herkes altın alınır mı diye sorduğu anda anla ki en fazla bir %10 daha var yukarıya. Ondan sonrası yok yani. Herkes çok geç uyanıyor. O zaman da zaten daha erken uyananlar, çok geç uyananlara malları satıyor. Evet. Trend şu anda aşağıya. Peki hocam, bir geçelim. De gram altın bakalım isterseniz hemen sonrasında. Evet, burada da tabii hem doların 8.50'lere doğru gitmesi, hem altının 2075'leri vurması filan, altını, gram altını yukarılara doğru uçurdu. 350 TL, 364 TL, 540 TL. Vay canım vay, roket. Yani öyle bir hızlı çıkış uzun süre yaşamadı. Herkes hurra altın alalım gidiyor gidiyor falan. 540'tan ne oldu? Uzun bir mum. Tam bir marubozo. Yukarıdan aşağı 540'tan 470'lere, 80'lere kadar bütün alıcıyı buyurun dediler, doyurdular. Oradan sonraki pataküte daha da aşağı ver elini 450, 440. Biraz yani eveleme geveleme, hafif bir tırmanma çabası falan 475'in üzerine çıkamadığı sürece satışlarla beraber yavaş yavaş önce 441 tutmadı, sonra 431, üst tarafta da kırmızı ve yeşil renkli 20 ve 50 günlük ortalamaları görüyorsun. Şimdi sol tarafta kırmızı renkli ortalamanın üzerinde giderken bir kere 451 civarında yeşile değiyor. Hep üzerinde kalıyor. Yani buzun üzerinde kayıyorsun. Çok güzel. Buzun altı su. Buz kalıbının üzerinde kayarken şahane. Ondan sonra bir ara çok hızlı dikiliyor 540'a. Sonrasında bir tokat hop ortalamaların altına. İlk defa orada ortalamaların altına gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Ortalamalar delinince buz kalıbı kırıldı. Buz kalıbının üstüne çıkamadıkça nefes alamazsın. Şimdi de buz kalıbının altında aşağı doğru sürükleniyor. 540'ı nasıl diyeyim? Karlı bir ülke olsun. Yani herkesin bildiği yer. New York diyelim. Aşağı tarafa iniyor. Ortalamaların altına gitti. Buz kalıbının altına indi. Aşağı tarafta 400'lere doğru yanaşıyor. %61.8 440'taydı. Geri çekilme orası gitti. 78'lik alana doğru geliyor. 400 civarına. Orada tuttu tuttu. Tutmadı. Ver elini Miami. 70-380. Orada zaten buz kalıbı olmaz. Hava sıcak. Oralardan su. Yani aşağı doğru indikçe yukarıya çıkma potansiyeli kolaylaşıyor. Çünkü yeteri kadar fiyat kaybı oluyor. Bir de soğuk bölgeden Ekvator'a doğru geliyorsun. Hava ısınıyor. Orada artık buzu yukarı yönde delmek, yani ortalamaların üzerine çıkmak daha kolay olur. Geçelim. Hocam hisselere geçmeden son bir de sizden gümüş yorumu alalım isterseniz. Gümüşte de dikkat edilecek konu dipleri birleştiren mavi renkli destek çizgisi.
Hareketli ortalamalarda yaklaşık 25-50 civarında. Destek çizgisi de oraya geliyor. Oranın altına giderse satışlar artar. Gitmediği sürece yukarı yöndeki potansiyel hala önce 28, sonra da son eriştiği işte 29.86-30 dolar civarı. Bu sarı renkli yatay alan yukarı katlarsa ne eder? 22.30-38 falan hedeflenir. Mavi renkli alanın yukarı yönde katlaması, burası 22.28, 6 lira, 28.6-34 civarı. Görüntü itibariyle 30 geçilmedikçe ama 25-50 civarında da destek var. Onun altına giderse tekrar verenini 23 ama önemli yer 22 dolar. Orada destek epey güçlü gibi gözüküyor bence. Yani uzun vade yukarı gidebilir, öyle gözüküyor. Geçelim. Hocam şimdi hisselerle devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Şimdi hisseye baktığımda bilançosu gelmişti. Otokar ve bu haftanın en çok sorulan hissesi Karsan demiştik. Otokar ve Karsan ikilisiyle başlayacağız. Ama kısa bir araya gidelim. Sonra hisselerle kaldığımız yerden devam edelim. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisselerle devam ediyoruz. İlk grafiğimiz Otokar olacak hocam. Şimdi grafiğimiz ekranlara gelirse an itibariyle fiyatı 409.20. Ve senet de 150 liralardaydı. Oradan koptu gitti. 250-220 arası filan biraz dinlendi. Ondan sonra tekrar yukarı uçtu. Baş harfi O, otomotiv sektöründe olan bir kağıt. Yani ODAŞ veya ORGE değil, bazılarının tahmin ettiği gibi. Ama Ford yukarı gitti. Otomotiv sektöründe bir sürü kağıtlar yukarı gitti. Ve bu da sahiplidir. Yıllardır sahibi vardır bunun da. Tahtanın sahibi var. O mekana geldiği anda işler değişir kardeşim. O 463'e kadar hızlı bir çıkış. Sonra o endeksin 50 günlük ortalamayı değdiği düşüş sırasında 333'ü gördü. Tekrar fırladı. Bence buralarda biraz vakit geçiriyor. Yani yukarı taraf 460, aşağı taraf 330. Bir çanak yapma ihtimali var. Yukarı tarafa doğru yakında tekrar hareketlenebilir. Ortalama nerede? 387'de. En yakın ortalama desteği orada. Yani 390 diyelim. 390, 420, 25 bu aralıkta biraz vakit geçirebilir. Gün içinde gidiyor, geliyor. Ama sonrasında 460 civarına doğru da tekrar hamle olursa şaşırmam. Çünkü bir sürü kağıtta işler böyle dönüyor. Sonrası borsaya bağlı. Eğer borsa tekrar yukarılara doğru tırmanmaya devam ederse, diğer kağıtlarla beraber burası da hareketlenirse, teknik olarak yani burada ne var? 130 liralık bir çanak var. 130'u koydun mu 500'leri geçer, 600'e doğru gider. Bugün arabanın bir sürü parçaları 500, 600, 1500 liradan satılıyorsa burada da yukarıya gitme potansiyeli var mı? Var diyeceğim tabii ki. Yani trend nasıl? Trend yukarıya. Kırmızının altına inmedikçe yukarı yönde potansiyel hala devam ediyor. Geçelim. Hocam bir de Karsan diyelim. Hemen akabinde Karsan grafiğimiz gelirse buyurun hocam. Burada da 1.15, 3.84. İyi bir çıkış yaşandı. Aş kadar. Yani ne diyelim? 3.85, 1.15 çıkarttığın zaman 2.70. 2 lira 70'i 3.84'ün başladığı o
düşüş sonrası elde edilen 2.70'e koyarsak, 2.71'den başlayan bir ikinci bir dalga çıkış olsa, ilk dalga kadar, boyu kadar çıksa zaten fiyat 5.40 falan olur. Fiyat 5.72'ye geldi. İndi, 20 günlük ortalama karşıladı. İkinci hamle kısa kaldı. Şimdi orada tabii kısa kalınca sıkıntı oluştu. 5.69, 5.72 acaba ikili tepe mi oluyor kısa sürede? Olmayabilir ama bu alan doldurulabilir. Yani 4.90, 5.70 arası ortalama nerede 20 günlük? 4.60. Hadi biraz daha zaman geçsin. Ortalama yukarı doğru gidiyor olsun. E ne olacak? 5.70, 4.90 filan arası biraz daha gidip gelebilir. Ondan sonra karar verecek. 5.70 aşılırsa, borsada yukarıya doğru tırmanışa devam edecekse, o zaman bir hesap kitap daha yapılır. En son dip nerede? 4.45. Tepe nerede? 5.70. E ne kadar burası? 1.25. 1.25'i 5.70'e koy. 7 lira. Üzerine. 1.25 artı 5.75 eşittir 7 lira. 7 ve üstü hedef olabilir mi? Olabilir. Çünkü geçmişte bunun dolar bazındaki tepeleri çok daha yukarıda. Çanak katlanması desek, Çanak'ta 3.84, neresi aşağısı? 2.24 desek 60 kuruş. 160 kuruş. 160'ı koy 3.84'e. 4.44, 5.44. O da yani 5.40 civarını gösterdi. Tıpkı aş kadar. Onun için orada da zaten sıkıntı başladı. Hocam daha yukarıya gitmez mi? 1.14, 3.84 aşı alırsın. 1.618'de çarparsın. Ne dedik oraya? 2.70. 2.70'i 1.6 ile çarparsak, 1.618 ile 2.70, 140 daha koysak 3.10, 4.10. 4.10'u 2.70'e eklersek etti sana 6.81, 7. Biz ne diyoruz? FK'sı onu gösteriyor. Geçelim. Kar fırsa diyelim hocam. Kar fırsa. Yani operasyon oldu gibi geldi bana. Bilmiyorum ama 34'ten 216'ya çok büyük bir beklenti yaratıldı orada. Marketlerle ilgili o çıkış yaşanırken falan filan. Hoppa oradan uçtu gittik ya. Sonra işte 216 lira değildi tabii de. Bölünmeler falan oldu. Fiyat oraya geldi 216'ya. Normalde 38 falan civarıydı. Yani 4.5'ten kalktı 38'lere gitti. Sonra işte bölünme. Fiyat 216 oldu. Oradan beri ters yüz oldu. Sarı renkli alanda yatay. Gitti geldi gitti geldi tutunamadı. 50 günlük ortalamanın altına çakıldı. Son bir hamle. Mavi renkli alanda üçgen. Buz kalıbının üzerine çıkamadı. 117'den aşağıya. Son dip geçilince 100 civarında. İşler iyice serdi. Üstten baskı. Geldik ya 64'e. Şimdi 64-82 arası gidiyor geliyor. Yeşil renkli alanda. Ha, sarı renkli alandan tırmanmaz ama yeşil renkli alanda eğer karar verirlerse tekrar bir hareket yaşanırsa da şaşırmam. Yani işte kartonda tekrar gitti falan filan. Bu arada altın da 1805'e gelmiş. 1800 doların üzerine tırmanmış tepki çıkışı. Doğru hocam. Gümüş 26.5'ta filan. Altında da 1820 dolar civarında direnç kendini gösterir. Yani bir 10-15 dolar daha yukarıda sıkıntı başlar. Zaten saatlik grafikte ortalamaya kadar gelmiş tepki çıkışında. Burada biraz 1815 filan civarında boğuşma artar. Onu da orada bahsedelim. Yeşil renkli alandan yukarı giderse orası 17 dolar. 17 dolar daha koy 100 liraya kadar. Ne doları ya? Türk lirası. Türk lirası. 82.17, 99 eder yani 100 lira filan.
Hedef orası olabilir. Ortalama var sadece arada. Yani o 82-35'in geçilmesi önünü açar. Yani spekülatörler veya güçlü ellerde orayı kırdırabilir. Çünkü lot yok. Yani işlem yeteri kadar olmayabilir. Sağ sol onun için çok hızlı gidiyor geliyor. Geçelim. Hocam Pınar et un diyelim. Petun. Petun'la devam edelim. 6.94, 31.5. Gıda sektörü, pandemi uçtu. Sonra çakıldı. Üçgenden uzun bir süre üçgen içinde gitti geldi. Yani orası işte 22-17 arası filan. Sonra oradan bir hamle daha 28'e. 28 ile 22 arası sarı renkli alanda çanak yapıyoruz. Orayı direnci zorluyor 28 civarını. 27-42'ye bir gitti geldi. Şimdi bir daha zorlayabilir. Orası geçilirse çanağı katlayabilir. Yani o zaman hedef 33-34 gibi gözüküyor. Arada yalnız 31-42'ye dikkat etmek lazım. Geçmişten gelen o tepeye. Önce direnç orada. Önce sarı renkli alanın direnci var. Yani çanağın. O geçilirse 31-42'de dert var. Ama trende bakarsan ortalamaların üzerinde yukarıya. Ama hızlı çıkışlar sonrası haldır haldır, sonra bir sert bir satış geliyor. Çoğu kağıtta da öyle olur. Ondan sonra da çanak veya yatay alana sarar. Seni de bezdirir. Niye gitmiyor, niye gitmiyor diyor. Eğer çıkışın sonunda aldıysan hem zarar yazarsın hem de zarar yazmasan bile zamanını yer. Genelde öyle olur. Bezdirir. Ne zaman ki sen bırakırsın, yeteri kadar zaman direnmişindir, sabrın sonu olmadı, sabrın tükendi, verirsin. Zaten orada hemen pankart açarlar. Ahmet Bey malları sattı, Derya Hanım sattı, Cenk sattı, o sattı, bu sattı, Hüseyin sattı, Ali sattı, Veli sattı. Adamlar sanki liste tutuyor. Herkes sattı malı, tamam. Alan kim? Alan tabii ki oradaki güçlü eller. Hadi bakalım o zaman bir yukarı gidelim. Tekrar yeni bir hareket o şekilde başlar gider. Onun için yatırımcı satar satmaz o önlenemeyen çıkış öyle başlıyor. Bütün yatırımcılar satınca, yani bunu ormana götürüp atmıyorsun, havuza atmıyorsun kağıtları, dereye atmıyorsun. Sen sattığın zaman birisi sana para veriyor. O para karşılığı o senetleri alıyor. O da aldığını yukarıya doğru taşıyıveriyor. Başkaları gelsin, o da daha yukarıdan kendisinden alsın diye. Geçelim. Hocam şimdi Global Yatırım Holding diyelim. Yine izleyenlerimiz tarafından en çok sorulan hisselerden birisi oldu bu hafta. Vallahi geçen sefer de 4.20'den uçtu 7.38'e, sonra büyük bir hüsran oldu. 4.32'ye kadar geldi. Yani eski kağıtlardan bir şey de demek istemiyorum ama gene bir hareketlenme var. Haber kaynaklı olabilir. Haberim yok benim ama mutlaka vardır gene bir proje. Yani yukarıya doğru bir hareketlenme var. 7.38'de direnç var. Bakarsan dipleri birleştiren bir trend desteği var. Bir de ortalama var. Hareket, ortalamaların destekleri var. Birisi 5.20'de, birisi 5.52'de. 5.52'deki ele alarak orayı, oraya yakın yerlerde almaya çalışırım eğer alacaksam. Veya 6.40'larda, 6 liralardaysa alacağımın 1/3'ünü, 1/4'ünü veya neyse kendine göre bir ayarlama yaparsın. Aşağı gelirse 20 günlük ortalamada biraz daha alım düşünürsün. Yok alamadan burada aldıkların kadarıyla yukarı gidiyorsa da, yani şükredersin, teşekkürler Türkiye dersin. 7.30'lara doğru sıkıntısı artar. Yani 7.30'larda gene tekrar alıp da dirence yakın yerde eğer düşerse, hocam kağıdı aldık ne yapalım? Ne diyeyim ben sana? Ne yapalım? Ne yapacağız?
Yani dirence yakın yerde. Genelde mallar alınacaksa desteklere yakın yerde alınır. Hareketli ortalamalara yakın yerlerde alınır ve biraz tutulur. Kağıda da bir müsaade edilir yani yukarı gitmesi için. Yani sen alır almaz 10 dakika sonra kağıdın hareket etmesi gibi bir zorunluluk yok arkadaşlar. Böyle bir kural yok yani. Bazen 3 gün tutar, bazen bir hafta durur orada. O da senin zamanlamanla ilgili. Veya biraz da şansla ilgili olabilir. Yani birilerinin oraya gelmesiyle ilgili. Geçelim. Hocam, trend şimdi... yukarı mı yukarı. Ben pek ilgilenmiyorum ya bu kağıtla. Yani ne bileyim bir şey demek istemiyorum. Geçelim. Hürriyet gazete diyelim hocam. Bu da tabiri caizse Hürgaz. Biliyorsunuz gaz haberlerinde... Hürgaz? Hürgaz alınmıştı. Vallahi Türkiye'de gazetecilik zaten yani kağıt olarak öldü bitti. İnternet gazeteciydi, şuydu buydu. Yani eski böyle sabahleyin alıp gazeteni okuyarak karşıya gitmeler, gelmeler. Akşamleyin gazete okuyarak geri gelmeler, vapurda, şurada, burada. Yok, herkes elinde bir telefon. Öyle ama kağıtta başka tabii. Şirkette başka olaylar da gerçekleştiği için kağıt buralara kadar geldi. Yatay alanda 2.70, 2 lira arası diyelim. Yatay alanda sarı renkli alan. Yukarı yönde kopartırlarsa 70 kuruş daha 3.40, 3.30, 3.40 hedeflenir. Teknik olarak. Aşağı yönde kırılma yaşanırsa 2 liradan 130 gibi bir rakam ortaya çıkar uzun vadeli. Ama oraya gelene kadar 1.60, 1.50 falan bir sürü dipler var. Ortalamaya dikkat. Ortalamanın altı 2 liraya doğru sıkıntılı olur. Yukarı yönde koparsa stop koyarsın. 3'ün üzerinde hedef olacağı için alımı orada yaparsın. Veya burada ortalamalara yakın yerde alım düşünüyorsan yaparsın. Ortalamanın altına bırakırsın. Üst tarafta direnç kırılıyorsa 3'ün üzerini beklersin. Hedefi beklersin. 3.20, 3.30 gibi. Kağıttaysan vagonda kal. Tren yukarı gidiyor. Geçelim. Hocam geçelim. Bu arada telefon şimdi falan dedim de ben bazen hani geçenlerde de konuştum. Açık oturumlar. Yani bir halta yaramayan boş işler. Açık konuşuyorum ya boş iş. Birileri çıkıyor oraya bir şeyler anlatıyor. İşin komik tarafı kimsenin de o açık oturumda kimseye saygısı yok. Nereden anlıyorum? Birisi konuşuyor. O anlatırken bir şeyle diğer 4 kişi telefonla ilgili. Kimse dinlemiyor. Açık oturuma gelen kişiler konuşanı dinlemiyorsa kardeşim televizyonda ben niye dinleyeyim sizi? Siz birbirinizi dinlemiyorsunuz. Biz sizi dinleyeceğiz. Yani büyük fikirlerinizden yararlanacağız. Falan. Geç. Gelelim buraya. Armada. Maalesef yukarı doğru gideceği belli de brüt takas. Brüt takası olunca yatırımcının şevki kırılıyor. Açıyorsun brüt takas. Tamam. Bugün aldığında ne zaman satacağın belli değil. Bir gün, iki gün sonra satabilirsin falan filan. Burada da alıp da satamayacağın malı olur ya yukarı giderken alırsın. Tahta tabana gider. Satamazsın. Durup dururken yani niye zarara girsin ki adam? Niye o riski taşısın ki? Gerçi onun da çözümleri vardır. Demokrasilerde çareler tükenmez Türkiye'de. Mutlaka 2-3 hesap açılmıştır değişik kurumlardan. Bir tarafta alıyordur, aşağıdaki tarafta satıyordur falan filan. Yani. Çanak tamamlanabilir mi? Tamamlanabilir. Görünüş öyle. 90 liralara doğru güçlü eller. Bu kağıdı lot yok, bir şey yok zaten. İsterlerse götürebilirler. Ama yeteri kadar adam gelir mi? Ve brüt takas biraz yatırımcıları tedirgin ediyor bazen. Onu bilemem. Kağıt kırmızı renkli, 20 günlük ortalamanın
63'ün üzerinde. Bugün bir ara tavana doğru gidiyordu galiba. 5 liranın üzerinde artıdaydı. Şu anda ne oldu bilmiyorum. 78, 5,5 lira yukarıda. 75'i de geçmiş. Anlaşılan 85, 95'e doğru. Elinde mal olanlar trende kalsın kardeş. Kaç çanağa katlar mı? Yani bir sürü rakamlar gördüğüm için, yani 18 liradan 94'e gelebiliyorsa, çanağa katlatmak istiyorlarsa yukarı yönde, yani olabilir, hiç belli olmaz. Biliyorsun borsada olmaz olmaz. Ama onun için biraz zaman lazım tabii. Yani 11 liradan 18'e, hadi 18'den 94, yaklaşık 5 katı çok kısa sürede. Demek ki lotlar falan da yok bildiğim kadarıyla. Yani önce bir 94'ü görelim de sonrasına bakarız bir kere daha. Geçelim. Hocam Halkbank diyelim şimdi. Yay. Kağıt vallahi sürünüyor ya. Buralarda böyle gidiyor, geliyor. Yatırımcı bezgin. Yatırımcı ne yapacağını bilmiyor. 5.24'e kadar gene indi 5.87'den. Şimdi tekrar yükselmeye çalışıyor. Önünde 5.43'te 20 ve 50 günlük iki ortalama birden var. Direnç. Orası geçilirse 5.75'e kadar hareketlenme yaşanabilir. Üstünde bir sürü haber geliyor gidiyor. Yani yatırımcı burada niye uğraşsın ki? Yatırımcıyı da anlıyorum. Başka yerde bir sürü insan alıyor, veriyor, kağıtlar gidiyor, geliyor, bir şeyler oluyor. Her insanın 3-5 tane arkadaşı var. Soruyorlar. Ahmet sen neredesin? Halkbank'tayım abi. Ha iyi. Biz başka bir tarafta parayı 5'e katladık. Sen hala Halkbank'ta kal kardeşim. Şimdi bunu duyunca Ahmet'in nevri dönüyor yatırımcı olarak. Arkadaşlıktan kopar. Ama kağıt da maalesef yani büyük bir toba yapıyor gibi görünüyor bana. Ama o yani Mevlana bile olsa sabrın taşar kardeşim burada. Yani 5.70 civarında, 75 civarında satıcı geliyor. Ha, büyük toba katlarsa 4.75-70, 6.70'e gider. Sol taraftaki o tepeler yoklanır. İnşallah. Geçelim. Geçelim hocam. Hemen akabinde o zaman Şişe diyelim. Evet. Sarı renkli alanda giderken, dolaşırken herkes vır 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 vır. Hocam Şişe niye gitmiyor? Şişe'ye ne oluyor? Şişe gitmiyor. Aldık bıttırı bıttırı. Kardeşim al. 6.11, 8 lira. %33 vermiş. Banka veriyor mu? Vermiyor. Mavi alan tamamlanmış. Sarı alan. Fincan desek, mavide ufak bir kulp daha yapsa, ortalamaların üzerinde kaldıkça ne oluyor? Tren yukarıya. Yeni gelişmeler var. Bu virüsle ilgili hani vardı ya, cam üretimi. Virüsü öldüren, yüzeyde kalan virüsleri bile. Geçen günde hedef zaten verdim. Hani konuştum ya, herkes hedef yeniliyor. Bu arada Tofaş'ın hedefini 60 yapmışlar. Ya, söyledik. Tüpraş 140. 200 beklersen. Burası da 10 liranın üzerine gidecek. Görünüş öyle. Zaten bunlar giderse endeks yukarı gider işte. Yani 32 bin dolar endekse gitmek kolay olmayacak. Bunların yukarı doğru gitmesi lazım ki gitsin. Trend yukarıya. Kulbu katlarsa 9 lira, sarı renkli çanağı katlarsa 10 liranın üzeri. Geçelim. Koy ortalamaya stopu 7.30'a, 7.30'a. Hatta biraz daha indir, 7.20 olsun canım. Onun dışında kal trende. Vagon yukarı gidiyor, tren yukarı gidiyor, vagonda kal. Geçelim. Geçelim hocam, Ostim diyelim. Kanal içinde hızlı çıkış, üst kanal çizgisine geldi, oradan yataya sardı. Sarı renkli alan yatayda. Yatayda şimdi ortalamanın üzerinde duruyor. 4.02, 4.07. Yani yaklaşık 4
4 lira diyelim. Ortalamanın altına gitmediği sürece durmak lazım. 4.50 direnç, 4.50'nin üzerinde 4.85, 86 direnç. Ha, yatay alanı yukarı bir gün katlarsa, buralarda biraz git gel git gel yukarı tarafta oynamalar, 4.86 civarında dolaşmalar, sonra orayı kırarsa o zaman 3.80, 4.80 desek 1 lira. Yani burası 4.80, 5.80, sen ona 6 lira de hedef olarak. Geçelim. Hocam vaktimiz bitti ama yönetmenimden rica edeyim, eğer bir dakikamız varsa kısa bir orge yorumu da alabilir miyiz acaba diye rica ediyorum şu an kendisinden. Evet hocam, çok kısa bir orge yorumuyla kapatalım isterseniz programımızı. Orge 2.98, 7.85, 3 lira 8 lira desek 5 lira. 5 lirayı 6.72'nin üzerine koy, 11 liranın üzeri, aş kadar yukarıya. Tren yatay alandan kopuyor. Önce yukarı, sonra yatay alana sardı, sarı renkli alana. Oradan yukarı kopuyor. Lotlar azdır. Büyük ihtimalle burada da fazla lot olmaz. Güçlü eller göründüğü kadarıyla yukarı doğru götürüyor. Ortalama yani 8'in buçuğun altına inmedikçe kal trende ortalama 8.35 yukarı doğru tırmanıyor. Yakında 8.5, 8.70 olur o. Hızla fiyata doğru yanaşır. Elinde olanlar kalabilir. Yukarı tarafta 11.5'u hedefleyenler valla 8.5'a stop koyarsın. İstiyorsan denersin. Onu bilemem. Ama lotlar az olduğu için yukarı doğru gitme potansiyeli fazla tabii ki. Geçelim. Herkese iyi bir hafta sonu. Size de hocam, sizi de hasta hasta yorduk. Tekrar teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık ve geçmiş olsun. İnşallah çok daha iyi olursunuz pazartesi günü. Sağ olun, var olun hocam. Evet efendim, böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Herkese ben de mutlu bir hafta sonu diliyorum. Malum evlerdeyiz ama pazartesi günü yine aynı saatimizde biz burada olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.